Anne babaların çocuklarına gösterdiği şiddetin haberlerini sürekli duyuyoruz. Bu tarz olaylar ruhumuza dokunuyor. Adrian Jones isimli küçücük bir çocuğun maruz kaldığı şiddet pes dedirtecek cinsten. Anlatırken zorlandığım vakalardan birindeyiz. Adrian'ın başına gelenleri dinlerken duyduklarınıza inanamayacak, üzülecek, kahrolacak, hatta belki ağlayacaksınız. Çünkü Adrian'ın yaşadıkları, o 7 yaşındaki küçücük çocuğun yaşadıkları kanınıza dokunacak. Kasım 2015 günü Heather Jones isimli bir kadın polisi aradı ve kocasının onu tabancayla vurarak öldürmeye çalıştığını söyledi. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine doğru hareket ettiklerinde hayatlarında daha önce hiç görmedikleri kadar insanlık dışı ve tüyler ürpertici bir vakayla karşılaşacaklarını tahmin edemezlerdi. Ekipler ihbarın yapıldığı Kansas City'deki eve geldiklerinde oldukça tuhaf bir manzarayla karşılaştılar. Ev pislik içindeydi. Duvarlarda kurşun izleri vardı. Tüm odalar çöp kaynıyordu. Her yer ölü sıçanlar, fare zehirleri, şırıngalar ve porno kasetlerle doluydu. Yetkililer evin bahçesini aradıklarındaysa, Heather'ın anlattığı hikayenin arkasında korkunç bir trajedi gizlendiğini keşfettiler. Heather Jones, Michael Jones isimli siyahi bir adamla evliydi. Çiftin 6'sı kız, biri erkek olmak üzere yaşları 2 ile 11 arası değişen 7 çocukları vardı. Kızların 4'ü Heather'dandı. 2 kız ve 1 oğlansa Michael'ın önceki ilişkilerindendi. Çift evde kendileri eğitim verdikleri bahanesiyle çocukları okula göndermiyordu. Ailenin tek erkek çocuğunun ismi Adrian Jones'tu. Adrian'ın talihsiz kaderi doğumuyla birlikte yazılmıştı. Adrian Jones hayatının ilk birkaç yılını biyolojik annesi Diana Pierce ile birlikte geçirmişti. Kansas eyaletinin Lawrence şehrinde yaşıyorlardı. Babası Michael ve annesi Diana boşanmıştı. Bu sebeple annesi ve kardeşleriyle kalıyordu. Ancak Diana, Adrian'a iyi bir annelik yapamıyor, onunla yeteri kadar ilgilenmiyordu. Yetkililer anne tarafından Adrian'a bakılmadığını ve çocuğun başıboş kaldığını görünce mahkeme kararıyla vekalet Diana'dan alınıp baba Michael'a verildi. Çocuk artık babası ve üvey annesi Heather'la yaşayacaktı. Adrian için asıl talihsiz yıllar işte bu karardan sonra başladı. Adrian babası ve üvey annesinin yanına taşındıktan 3 ay sonra çocuk koruma servisi çalışanları şikayetlerle alakalı telefonlar almaya başladı. Komşuların söylediklerine göre baba Michael evde çok sayıda silah bulunduruyordu. Heather ise sürekli uyuşturucu alıyordu ve meth satıyordu. Adrian'ın dövülüp boğazının sıkıldığı bildirilmişti. Bazen de yaralanıyordu. Çocuk çöpleri karıştırıp yemek yiyordu. Evdeki diğer çocuklarda da gözle görülür bir kilo kaybı vardı. 2013 yılındaysa o zaman 5 yaşında olan Adrian'ın bizzat kendisi yetkilileri aramış ve yardım istemişti. Babasının kafasının arkasına vahşice vurduğunu ve bir kemiğinin kafasından çıktığını söylemişti. Babam kafama sürekli vuruyor ve karnıma yumruk atıyor. Annem kulaklarımı çekiyor ve bu canımı çok yakıyor. Annem ve babam beni odama kilitliyor. Beni beslemiyorlar, demişti Adrian. Ama çocuk yeteri kadar ciddiye alınmamıştı. 2014 yılında Adrian'ın fiziksel ve ruhsal durumunun kötüleştiği fark edilince bir tedavi merkezinde birkaç ay tedavi görmesine karar verildi. Çocuğa travmatik stres bozukluğu teşhisi konmuştu. Bir süre sonra Heather ve Michael, Adrian'a tedavi sonrası bir bakım planı uygulayacakları konusunda yetkilileri ikna edince çocuk ailesine teslim edildi.
O dönem Michael ve Heather ayrı yaşamaya başlamışlardı. Michael, Heather'ın uyuşturucu kullandığını ihbar etmişti. Çocuk bakım servisi olaya dahil oldu ve yetkililer Adrian'daki yaralanmaların üvey annesi Heather tarafından yapıldığına inandıkları için çocuğun bakımının tek başına Michael'a verilmesine hükmettiler. Michael bir güvenlik sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye göre Heather, Adrian'la herhangi bir iletişim kuramayacaktı. Ancak bu anlaşma çok uzun sürmedi. Heather, kendi Facebook sayfasında Adrian hakkında kızgın paylaşımlar yapıyor ve onu öldürmek istediğinden bahsediyordu. 2014 yılının Noel günü sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Walking Dead dizisine gönderme yapmış ve bir çocuğun kafasından vurulma sahnesini koymuştu. Heather'ın polise kocasının kendisini silahla vuracağını söylediği 25 Kasım 2015 günü çift gözaltına alınmıştı. Heather gözaltına alınmadan önce ev sahibi Jen Hoover'dan iCloud'undaki Adrian'a ait fotoğrafları saklamasını istedi. Jen Heather'ın iCloud hesabına girdiğinde korkunç bir albümle karşılaştı. Bu albüm sadece 7 yaşındaki Adrian'ın son 9 ayda nasıl barbarca işkence gördüğünü, nasıl sağlıklı bir çocukken çürük dişli ve patlak gözlü birine dönüştüğünü ortaya koyuyordu. Adrian korkunç bir duygusal, mental ve fiziksel tacize maruz kalmıştı. iCloud'daki fotoğraf ve videolar bu tacizin ne kadar iğrenç boyutlara ulaştığını kanıtlıyordu. Çift eve kurdukları kamera sistemiyle yaptıkları işkencelerin adeta belgeselini çekmişlerdi. Jen eline geçen kayıtları polise teslim etti. Polis tüm dosyaları inceledi. Fotoğraf ve görüntüler kan dondurucuydu. Adrian yemek yemeye çalıştığında cezalandırılıyordu. Saatlerce elleri havada hareketsizce bahçede dikilmeye zorlanıyordu. Bir videoda Adrian'ın Ocak ayının ortasında üzerinde sadece pijama varken dışarıda durduğu görülüyordu. Çocuk soğuktan titriyordu. Hareket edemiyordu çünkü zincirlenmişti. İçeri girmesin diye elleri ve ayakları kelepçeliydi. Çocuk aynı zamanda gece yarısı bahçedeki kirli ve soğuk havuza sokuluyor, boğazına kadar gelen suda dakikalarca durmaya zorlanıyordu. Çocuk bazen yemek masasına koli bandıyla bantlanıyordu. Gözleri bağlanıyor ve ayağa kalkması engelleniyordu. Bir yere zincirli olmadığı ve ayakta olduğu zamanlar ebeveynleri tarafından küçük vücuduna kesme tahtaları asılıyor ve oturması engelleniyordu. Aile ayrıca Adrian için ev içinde küçük bir geçici hücre yapmıştı. Adrian buradan çıkmaya çalıştığında da cezalandırılıyordu. Birkaç fotoğrafta Adrian'ın ağzının yaralı ve kanlı, ellerinin ise şişmiş olduğu görülüyordu. Bir videoda Heather, Adrian'ın yüzüne süpürge sapıyla vuruyordu. Bu süpürge sapı çoğu kez Adrian'ı dövmek için kullanılmıştı. Aile bir yerleri kanayana kadar çocuğa şiddet uyguluyordu. Hatta şok tabancasıyla vurdukları da oluyordu. Gördüğü şiddetten dolayı çocuğun ayak bileklerinin şekli bozulmuştu. Yürüyüşü normal değildi. Bir videoda Adrian elleri bağlanmış halde ağzıyla bir kaseden yemek yemeye çalışıyordu. Annesi diğer çocuklara Adrian'ın içi kir ve böcek dolu elma sosu yediğini söylüyordu. Başka fotoğraflarda Adrian önünde yemek dolu bir tabak dururken masaya bağlı duruyordu. Ağzınaysa tabaktan yemek yemesini engellemek için bir kalıp sabun sokulmuş olduğu görülüyordu. Masanın etrafında alarmlar vardı. Çocuk ne zaman yemek yemeye çalışsa Heather'la Michael'ın haberi oluyor ve onun yemesini engelliyorlardı. Adrian Jones hayatının son zamanlarına doğru bir yolculuğa çıkmıştı. Gördüğü işkencelere ve açlığa artık vücudu dayanmıyor, ayağa kalkacak gücü bulamadığı için duvara yaslanmak durumunda kalıyordu. Son günlerinde fayans kaplı bir duşun içine sokulmuş, çırılçıplak soyulmuş ve bir sandalyeye bağlanmıştı. Aile çocuğa su ve yemek vermediler. Adrian'ın kardeşleri çocuğun ölüyorum diye ağladığını duyuyorlardı. Heather'ın buna verdiği karşılıksa son derece acımasız ve insanlık dışıydı. Geber.
Henüz 7 yaşındaki zavallı Adrian'ın o küçük bedeni gördüğü işkenceye artık dayanamadı. Talihsiz çocuk birkaç gün sonra melek oldu. Adrian öldükten sonra da 2 hafta boyunca duşta bırakılmıştı. O içeride cansız yatarken Heather duşun önünde selfie çekiyordu. Ancak çocuğa yapılan zulüm burada bitmemişti. Baba ve üvey anne Adrian öldükten sonra bile iğrenç planlar yapmaya devam ediyordu. Adrian'ın cesedi duşta beklerken Heather ve Michael bu süre içinde birkaç domuz satın almış ve onları bahçelerine getirmişti. Domuzlara bir süre yemek vermediler. Onların iyice acıkmalarını istiyorlardı. Sonunda Adrian'ın cesedini onlara attılar. Talihsiz çocuk domuzlara yem olmuştu. Polis eve geldiğinde bu kan donduran gerçekle karşılaştı. Domuzların yuvasında Adrian'ın vücut parçalarını buldular. 2016 yılında aileye açılan dava başladı. 31 yaşındaki canavar üvey anne Heather Jones, cinayet, işkence ve çocuk tacizi suçlarından ömür boyu hapse mahkum edildi. Önündeki 25 yıl boyunca şartlı tahliye şansı bulamayacaktı. 46 yaşındaki baba Michael da 25 yıl boyunca şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nefes almaya hakkı olmayan bu iki cani şimdi hak ettikleri cezayı çekiyorlar. Adrian Jones'a yapılan zulmün karşılığı olarak ne ceza verilirse verilsin asla yeterli olmayacak. Anne baba olamayacak nitelikteki insanların elinde masum ve zararsız çocuklar şiddet görüyor, ölüyor veya sonrasında topluma potansiyel suçlu olarak katılıyorlar. Bu hikayede maalesef küçücük bir çocuğun yaşama hakkı acımasızca elinden alındı. Bu konuda hepimize çok önemli görevler düşüyor. Çevrenizde buna benzer çocuk şiddeti vakalarına şahit olursanız, mutlaka zaman kaybetmeden yetkililere haber vermeyi unutmayın.